Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl podcast kaydedebiliriz? Bu yaptığımız podcastleri, kaydettiğimiz podcastleri Spotify'da, Apple Podcast'te, Google Podcast'te nasıl yayınlayabiliriz? Ve tüm bunları yaparken nasıl cebimizden 5 kuruş harcamayız? Bundan bahsedeceğiz. Fazla vakit kaybetmeden hadi başlayalım. Videoyu hemen geçeceğim fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk video olabilir diye çok hızlı kendimden bahsedeceğim. Adım Mert. Yaklaşık 10 yıldır freelance olarak fotoğraf, kamera ve kurgu işleriyle uğraşıyorum. Boş vakitlerimde de sizler için bu şekilde faydalı olabilecek videolar üretiyorum. Şimdi videoya geçebiliriz. Dedim ve ben gariptir ki DaVinci Resolve'u öncesinde açtım ve DaVinci Resolve şu an benim önümde duruyor. Çünkü biz bugün podcast kaydederken DaVinci Resolve'u kullanacağız. Eğer bunu ilk defa duyuyorsanız bunda şaşıracak bir şey yok. Çünkü DaVinci Resolve'un içinde Fairlight diye adlandırdığımız tamamen ses işlemek üzerine geliştirilmiş bir sayfa mevcut. Dolayısıyla biz bu sayfada ses kaydetme işlemlerinde gerçekleştirebiliyoruz. Bu kaydettiğimiz seslerin üzerinde düzenlemeler yapıp bunları yayına uygun bir hale getirebiliyoruz. Şimdi bugün bunlardan bahsedeceğiz. Fakat podcast yapmak için öncelikle neye ihtiyacımız var? Şimdi önce bunları bir listeleyelim. Tabii ki bir mikrofona ihtiyacımız var. Bu şekilde harici bir mikrofon da olabilir ya da böyle bir mikrofonunuz yoksa telefonunuzda kullanabileceğiniz bir ses kayıt programı da olabilir. Çünkü doğal olarak telefonlarınız ses alabildiğine göre karşıyla konuşabildiğiniz için ses kaydı da yapabiliyorlar. Eğer böyle düzenli olarak bir konu hakkında konuşmak istiyorsanız telefonunuzu kullanarak da aslında podcast üretmeye başlayabilirsiniz. Fakat ben şu an gördüğünüz gibi bilgisayarıma ses kartına bağlı olan bir mikrofonla nasıl podcast kaydedebiliriz bunu göstereceğim size. Onun dışında podcast'i kaydettikten sonra DaVinci Resolve'un içinde bu podcast'i nasıl düzenleyebileceğimizi size göstereceğim. Ve bu düzenlediğimiz podcast'i nasıl farklı platformlara aynı anda gönderebiliriz? Kısaca bundan bahsedeceğiz ve bu işlemi yaparken de Anchor isimli platformu kullanacağız. Anchor'ın da zaten ekran görüntüleriyle beraber nasıl kullanıldığını bu videonun içinde bulabileceksiniz diyorum. Ve fazla vakit kaybetmeden ben videoya geçiyorum. Öncelikle podcast nedir? Şimdi hızlıca bundan bahsedelim ama gerçekten hızlıca bahsedelim çünkü bu bir podcast tarihçesi programı değil. Pod dediğimiz şey aslında bizim Steve Jobs'tan bildiğimiz iPod'un podu. Çünkü podcast iPod'larda dinlenmek üzere kaydedilen bir takım aslında kaydedilmiş radyo programları ve bunları hayatımıza ilk sokan platform iTunes, doğal olarak iPod'lar. Steve Jobs bunu düşünürken, iPod'ları üretirken böyle bir platformun, böyle bir formatın gerçekten gerekli olacağını düşünüyordu. Fakat Steve Jobs'ın dünyasında tabii ki o zamanki teknolojiyle bu şovların belli aralıklarla kaydedilip, internete yüklenip, bunlara bir şekilde abone olunup, iTunes üzerinden otomatik olarak podcastlere aktarılması durumu söz konusuydu. Artık teknoloji değişti. Bugün iPod'lar dahil bütün cihazlar internete bağlanabiliyor. İnternet üzerinden aslında podcastlere erişim sağlayabiliyor. Dolayısıyla artık podcastler çok daha erişilebilir. Çok daha bence verimli bir durumda. Her ne kadar yakın zamanda iPod'ların üretimi durdurulmuş olsa da iPod'ların başlattığı bu podcast süreci, podcast devrimi gitgide güçlenmeye devam ediyor. Biz de bugün bundan bahsedeceğiz. DaVinci Resolve açtım. DaVinci Resolve'da bir tane proje açtım. Ben burada şu şekilde tekrar DaVinci Resolve'a geliyorum. 1920x1080 çözünürlüğünde 60 kare bir proje açtım ve bir timeline oluşturdum. Tek yapmam gereken şey bu. Bu oluşturduğum timeline'ı burada açtıktan sonra da aslında hiçbir şey yapmama gerek yok. Direkt olarak buradan Fairlight sayfasına geçebilirim. Burada DaVinci Resolve'un alt tarafında zaten tuşları göreceksiniz. En sondan bir önceki sayfa Fairlight sayfası. Bu şekilde tıklayarak buraya geldim. Fairlight sayfasına geldiğinizde siz de kabaca böyle bir şey göreceksiniz. Peki buraya geldiğimizde biz mikrofonumuzu buraya nasıl tanıtacağız? Ya da hali hazırda bir şey kaydettiysek bunu buraya nasıl alacağız? Eğer hali hazırda buraya bir şey kaydettiysek ve o sesi içeri alacaksak zaten bu kanalda DaVinci Resolve'un üzerinde hazır görüntülerle çalıştığımız birçok video mevcut. Önce onları izlemenizi tavsiye ederim. Biz bugün burada sıfırdan Fairlight'ın içinde nasıl kayıt yaparız bundan bahsedeceğiz. Fairlight'ın içinde kayıt yapabilmek için öncelikle bizim mikrofonumuzu, yani şu an kullandığımız ses kayıt cihazını Fairlight'ın bir ses kanalına yönlendirmemiz gerekiyor. Başka program kullananlar zaten buna aşinadır. Ücretsiz program olarak Audacity var. Eğer Adobe Audition ya da başka programlar kullanıyorsanız öncelikle mikrofonunuzu tanımladıktan sonra o kanalı record için, kayıt için aktif hale getirmeniz gerekiyor ki daha sonrasında kaydı başlatabilirsiniz. Şimdi bu süreci
canlı bir şekilde burada hep beraber gözlemleyeceğiz. Nasıl yapacağız? Öncelikle ekranımızın hemen sağ tarafında mikserimiz var. Bu mikserde A1 yani benim oluşturduğum audio 1 kanalı şu an bomboş. En üzerine gelecek olursak burada input kısmında yani giriş aygıtları kısmında no input yazıyor. Yani herhangi bir girişin olmadığını söylüyor bana. Ben buradaki no input yazan kısma tıklayıp hızlıca hemen altından input kısmını seçersem benim aslında audio girişlerimin yani ses girişlerimin ve bu girişlerin nereye gideceğini atadığım bir sayfa. Patch, input ve output yani patch IO sayfası şu an önümde. Audio 1'de sol ve sağ kanal olmak üzere iki kanalım var. Yani audio 1 kanalım benim stereo. Fakat benim ses kartımda iki tane ses girişi var ve bunların her biri mono. Dolayısıyla ben şu an ses kartının birinci ses girişine mikrofonumu bağladım. Şu an burada gördüğünüz gibi iki tane ses girişi gözüküyor ama bunlardan sadece biri aktif bende. Dolayısıyla siz bunları deneyerek de bulabilirsiniz. Eğer USB mikrofon kullanıyorsanız zaten burada USB mikrofonun adını çok net bir şekilde görebilirsiniz. Dolayısıyla tıkladığınız zaman onu otomatik olarak da seçecektir. Ben birinci girişte, benim ses kartım bu arada Steinberg UR22. Bu UR22'nin birinci girişinde ben mikrofonumun olduğunu biliyorum. Dolayısıyla birinci mikrofonu, birinci kanalı seçtim. Ve hedef seçimlerde de audio 1'in solu ve audio 1'in sağ kanalı seçili. Buraya artık patch tuşuna basmam yeterli. Bunları patchlediğim anda yan tarafta input'ta ben Steinberg kartımı görebilir hale geldim. Bundan sonra yapacağım hiçbir şey yok. Burayı artık kapatabilirim. Kapattıktan sonra da audio 1 kanalına ses kaydı alabilmek için audio 1 kanalını kayıt için aktif hale getirmem gerekiyor. Onu nasıl yapıyorum? Hemen yanındaki Arm for Recording yazan bir R butonu var. Buna bastığım anda benim sesim buradan geri gelmeye başlayacak. Ben bu olmasın diye şöyle sesi buradan kısacağım. Ne olur ne olmaz ses bana geri dönmesin. Ben Arm for Recording'e bastığım anda zaten ekranda şu an bir şeylerin değişip benim sesimin programın içine gelmeye başladığını görebilirsiniz. Eğer DaVinci Resolve'un 18. versiyonunu kullanıyorsanız, 18. versiyonun 3. betasını kullanıyorsanız artık burada bazı şeyleri canlı olarak da görebiliyoruz. Örneğin bu Dynamics'in içinde benim sesimin nereye kadar yükseldiği, bu sesin doğru aralıkta mı yoksa daha yükseltilmesi gereken bir alanda mı olduğunu burada canlı bir şekilde görebilirsiniz. Tüm bunların yanında artık Dynamics'in içinde, dinamik ayarların içinde bir takım presetlerimiz mevcut. Eğer bir podcast yapacaksanız buradaki presetlerden de yararlanarak podcast'inizi biraz daha canlı bir hale getirebilirsiniz. Bu presetlerin ne işe yaradığını şu an tek tek göstermeyeceğim. Fairlight için zaten daha ayrıntılı bir video gelecek. O video geldiğinde bu ayarların hepsini detaylı bir şekilde öğrenebileceksiniz diyorum. Ve ben burada herhangi bir ayar yapmayacağım şu an. Önemli olan benim burada sesimin bir şekilde programın içine kaydolması diyorum. Ve aslında bir deneme kaydı alalım, elimizde bir kayıt bulunsun diyorum. Ve hemen yukarıdan transport menüsünden, transport ayarlarından record'a bastım. Ve şimdi ben konuşmaya başladıkça zaten timeline'da sesimi görebiliyorsunuz. Umuyorum aynı zamanda kayıda da sesim gidiyordur. Buradan gördüğüm kadarıyla gidiyor fakat umuyorum burada da gidiyordur. Çok uzun bir süre kayıt yapmamıza gerek yok. Ben kaydı oluşturduktan sonra artık stop butonuna basabilirim dedim. Ve stop butonuna bastım. Shift Z yaparak tekrar timeline'ımı istediğim orana küçülttüm. Ve ses kaydım burada. Uzantısına bakacak olursanız ses kaydım WAV uzantılı. Dolayısıyla yüksek çözünürlüklü bir ses dosyası olarak buraya geldi. Bu WAV'ın metadata'sına bakacak olursak 24 bit derinliğinde 48.000 kHz olarak, 48.000 Hz olarak yanlış oldu, kaydedildiğini görebilirsiniz. Bu çoğu podcast için yeterli bir çözünürlük ve aslında temeli bu kadar. Bunu uyguladıktan sonra temel ses seviyelerini nasıl düzenleyeceğim diye sorarsanız, bu kanalda biz YouTube için bir ses videosu çekmiştik. YouTube'da ses dengeleri nasıl ayarlanıyor bununla ilgili konuşmuştuk. O videonun linkini ben şu an yukarıya bıraktım. Şu an şurada bir yerde çıktı. O videodan ses seviyelerini genel olarak nasıl ayarlayabilirsiniz izleyip öğrenebilirsiniz. Ben bu videoda derinlemesine bunu göstermeyeceğim. Şimdi biz varsayalım ki her şeyi bitirdik. İstediğimiz ayarları yaptık. Programımızı kaydettik. Ve artık her şey istediğimiz gibi, biz bu aldığımız kaydı dışarıya nasıl çıkaracağız? O kadar kolay ki hemen aşağıdan Deliver sayfasına geliyorum ve buradaki Custom Presetlerin en sonunda Audio Only seçeneğimiz var. Ben buradan Audio Only'yi seçtikten sonra, Audio Only genelde burada WAV olarak çıkartıyor. WAV olarak kalabilir ama MP3 de var. Dilerseniz MP3 de kullanabilirsiniz. Ben çoğunlukla
WAV ya da MP3 kullanıyorum ama çoğunlukla WAV kullanıyorum. WAV biraz daha kaliteli olduğu için burada data bitrate'i 320 kilobit olarak belirledi. 320 yerine 128 yapabiliriz. Çoğunlukla 128 bizim işimize gelecektir. Bit depth olarak da 32 verdi. Şu an için yeterli. Başka da bir şey yapmaya gerek yok. Kaydedeceğimiz yerleri seçiyoruz. Dosyamızın adını veriyoruz ve bunu çıkartıyoruz. Ben şimdi bu oluşturduğum dosyayı masa üstüne hızlıca bir çıkartayım. Şöyle masa üstüne gelelim. Adına da diyelim ki deneme podcast. Save dedim. Render queue'yu ekledim ve render all dedim. Hızlı bir şekilde benim render'ımı tamamlayacak. 3 saniye gibi bir sürede render'ım tamamlandı. Ben de bu sırada bir su içeyim. Bu arada Anadolu Efes'in de şampiyonluğunu kutlamadan geçmeyelim. Şu an benim dosyam dışarıya çıktı ve ben bu dosyayı artık Anchor'a yükleyebilirim. Anchor'ın sayfasını burada açtım. Anchor.fm olarak adrese gidebilirsiniz. Ben zaten altına linkini de eklemiş olacağım videonun. Peki neden Anchor'a yüklemeyi ben size öneriyorum? Normal şartlarda podcast'inizi kendi serverınıza yükleyip diğer sunuculara kendi serverınız üzerinden RSS linkiyle dağıtmak en sağlıklısı. Çünkü podcast'inizin sizin elinizde bulunması aslında her zaman için daha böyle bir sahiplik açısından daha doğru gibi geliyor bana. Fakat Anchor bu konuda çok gelişmiş araçlar sunan bir program ve buradaki yenilikleri diğer firmalar tarafından fark edilmiş olacak ki yaklaşık bir 3 sene önce Spotify tarafından Anchor satın alındı. Peki neden Anchor'ı ben size öneriyorum hala? Özelliklere geldiğimizde muhtemelen burada söyleyecektir. Bu aslında yani Anchor'la alakalı bir uygulama, bir video değildi bu. Fakat ben Anchor'ı kullandığım için size de bunu öneriyorum. Eğer telefon uygulamasını kullanıyorsanız programın içinden kayıt alabiliyorsunuz. Aynı zamanda Anchor'ın anlaşmalı olduğu diğer platformlara, ki bu platformlar aslında diğer bütün platformlar, bu platformlara podcast'inizi yükleyip bütün platformlarda aynı zamanda aynı saatte podcast'inizin yayınlanmasını sağlayabiliyorsunuz. Spotify'ın uygulamasını kullanarak burada bir kapsamlı analiz yapabiliyorsunuz. Hangi programlardan ne kadar dinlenmiş bunu görebiliyorsunuz. Yakın zamanda Türkiye'de de muhtemelen açılacak olan gelir elde etme bölümü var. Anchor'ın kendi reklamları, yani Anchor size bir metin gönderiyor. Uygun bir sponsorluk durumu olduğunda siz bu metni podcast'inizin içinde okuyup aslında podcast'inizin içine bir reklam almış oluyorsunuz ve her podcast dinlendiğinde Anchor size bunun için belli bir ücret ödüyor. Dolayısıyla bu da uzun vadede podcast'ler biraz daha yaygınlaştıkça bence önemli bir gelir kaynağı olacak. Bununla beraber ücretli podcast'ler de yavaş yavaş artık yaygınlaşmaya başladı. Türkiye'de henüz açıldı mı bilmiyorum. Bu özelliği ben de ilk defa burada gördüm. Ama bence olması beklenen bir şeydi. Artık YouTube'daki katıl butonu gibi düşünebiliriz bunu. Ve yine Anchor profilinize bir tane düğme ekleyip bu düğme üzerinden podcast'e bağış alabiliyorsunuz. Gerçekten güzel araçları var. Dediğim gibi eğer Anchor'ın kendi aracını kullanıyorsanız da bu araç aslında sizin için birçok şeyi otomatik olarak yapıyor. Hem iOS'ta hem Android'de bu araç mevcut. Aynı zamanda web üzerinden de çalışıyor. İsterseniz kapak resminizi bile bu aracın içinden yapabiliyorsunuz. Ben şimdi hızlıca bir oturum açacağım. Bizim öncesinde sevgili Oğuz'la yaptığımız denemelik bir podcast vardı. Çok uzun zaman oldu. Biz bunu aslında devam ettiririz diye düşünmüştük ama ettirmedik. Yani şu an deneme amacıyla aslında belli aralıklarla birer kere dinlenmiş. Neden dinlenmiş bilmiyorum. Ben dinlemedim en azından. Birileri demek ki denk gelip dinlemiş. Ama şu an 7 platformda dinlenebilir durumda. Nerelerde dinlenebilir olduğunu da burada görebiliyoruz sanırım. İşte Spotify'da var, Anchor'da var, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Amazon Music, Castbox, Pocket Cast, Radio Public ve Stitcher'da sanırım podcast yayınlanmış durumda. Dediğim gibi diğer platformlara da isterseniz gönderebiliyorsunuz buradan. Şu an için gördüğüm kadarıyla bazı ödemeler sadece Amerika'da geçerli. Türkiye için sanırım biraz daha beklemek gerekiyor. Şimdi ben buraya az önce oluşturduğumuz bölümü otomatik olarak yükleyeceğim. Hızlı bir şekilde yükleyeceğim ki neler olduğunu burada hep beraber görebilelim. Burada dediğim gibi yeni bir bölüm oluşturabiliyoruz. Ses kaydını buradan alabiliyoruz. Yani ben burada bir ses kaydına başladığım anda artık sesimi buraya kaydedip
Gerekiyorsa Spotify'dan buraya müzik de ekleyebiliyorum. Aynı zamanda Anchor profilimde bir buton oluyor. Bu butona gelen sesli mesajları da buraya ekleyebiliyorum. Aslında gerçekten çok interaktif. Eğer izleyiciyle karşılıklı ya daha doğrusu dinleyiciyle karşılıklı bir içerik üretiyorsanız buradaki mesajları da podcast'inizin içine dahil edebilirsiniz. Aynı zamanda Spotify'dan eklediğiniz şarkılar da sizin gelirinizden bildiğim kadarıyla düşmüyor. Böyle de güzel bir şey var. Podcast'inizin arasına şarkılar ekleyebiliyorsunuz. Fakat biz az önce ne yaptık? Ben sıfırdan bir dosya kaydetmek yerine şimdi hazır kaydetmiş olduğum bir videoyu, bir sesi buraya alacağım. Hızlı yükle diyeceğim. Hemen masa üstüne deneme podcast olarak zaten benim dosyam geldi. Aç diyeceğim. Hızlı bir şekilde buraya yüklenmeye başladı. Ki biz konuşana kadar yüklendi bile. Bölümün adını gireceğim. Açıklamasını gireceğim. Yayınlama tarihini gireceğim. İşte sezon numarası, bölüm numarası, bölümün tümü, tamamı mı, tanıtım videosu mu, bonus mu, içerik, yetişkin içerik mi, sansürlü mü, sansürsüz mü, yani küfür var mı yok mu bunları falan belirledikten sonra dilersem ben bunu hemen yayına da alabilirim ya da başka bir tarihte yayınlanmak üzere burada kaydedebilirim. Aynı zamanda dediğim gibi Spotify'da zaten hemen anında neredeyse yayınlanmaya başlayacak. Evet, yani aslında podcast olayı bu kadar. Peki neden size podcast yapmayı gösterdim ve buraya kadar gelene kadar aslında cebimizden 5 kuruş harcamadık. Tüm kullandığımız programlar DaVinci Resolve, Anchor bunlar bedavaya çalışıyor. Neden? Çünkü podcast bana soracak olursanız yakın zamanda yani bir vlog gibi olacak. Nasıl ki bir dönem vlogu olmayanı dövecekler gibi bir durum vardı. Herkesin vlogu vardı. Herkes vlog yapıyordu. Herkes vlog çekiyordu. Podcast aslında vlog kadar emek harcamaya gerek olmayan bir platform, bir format. Ve podcast yaparak aslında birçok düşüncemizi, birçok duygumuzu dışarıya aktarabiliyoruz. Podcast sonuç olarak konuşmaya dayalı. Ve yine bana soracak olursanız bu kolaylığından dolayı içerik üretmek isteyip de bazı teknik detaylara takılan, bazı teknik engellere takılan kişiler için aslında podcast iyi bir adım. Örnek vermek gerekirse bir video çekmek istiyorsunuz. Yani şu videoyu çekmek istiyorsunuz. Uygun kameranız yok, işte uygun ortamınız yok, uygun bilgisayarınız yok bunu editleyecek. Yani ciddi anlamda çok büyük engeller var aslında video üretmek için. Özellikle maddi tarafta. Fakat bir cep telefonunuz varsa Anchor'ı yükleyip burada çalıştırabiliyorsanız aslında podcast yapmak için önünüzde neredeyse hiçbir engel yok. Önemli olan podcast'inizin bir formatı olması. Önemli olan podcast'inizin bir mantığı, bir kitlesini kitle oluşturabilecek bir durumda olması. Onun dışında dediğim gibi gerçekten podcast yapması hem kolay hem eğlenceli hem de daha böyle güncel içeriklere de gidebilecek bir format. Dolayısıyla ben podcast yapmanızı tavsiye ederim ve dediğim gibi sadece Anchor değil benzer platformlarda da örneğin artık Spotify'da da podcastleri video olarak yayınlayabiliyoruz. Ve bunların üzerinden de para kazanmak artık mümkün hale geldi. Yani neden kazanmayalım? Podcast madem bu kadar aslında yapması kolay bir şey. Önemli olan burada içerik. İçeriğinize güveniyorsanız, içeriğinizi konuşarak anlatabilecek durumdaysanız bence neden denenmesin demekten başka bir şey gelmiyor aklıma. Gerçekten çok konuştum ve bardağımın da masamı ıslatmasına müsaade ettim. Hiç sevmediğim bir şey. Neyse bardağımızı kenara koyalım. Evet, genel olarak böyleydi. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Umuyorum yakın zamanda siz de podcast yapmaya başlarsınız. Eğer podcast yapmaya karar verirseniz aşağıda yorumlarda bunu bana belirtmekten çekinmeyin. Aynı zamanda podcast yapıyorsanız, yapmıyorsanız, yapmayı düşünüyorsanız ya da genel olarak podcast hakkında düşünceleriniz neler? Bunları da bana aşağıda belirtebilirsiniz. Ben de bunların hepsini okuyup keyifle cevaplayabilirim. Videoyu daha fazla uzatmayacağım. Eğer hala kanala abone olmadıysanız kanala abone olmayı, videoya bir tane like bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda, bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.